Kuşadası Kadınlar Denizi plajındayız. Denize sıfır. Site içinde size bir daire tanıtmaya çalışacağız. Dairemizin fiyatı 9 milyon 800 bin TL. Ancak sadece daireyi almıyorsunuz arkadaşlar. Bu sitede arazilerden de hisse almış olursunuz. Yani daireyi aldınız, site içi olduğu için daire 9 milyon 800. Buradaki arazilerde hisseniz kaç para yapar ki, kıymetli yerler? O zaman dairenin fiyatı dibe vurur. Ve dairenin ekstraları nelerdir? Dairenin, sitenin kendine ait plajı var arkadaşlar. Bu plaj Kuşadası Kadınlar Denizi Yılancı Burnu'nda. Bu sitemizin kendine ait plajı var. Bir de ileride sitenin kendine ait yine denize sıfır kafesi var. Bir de basket sahası, efendime söyleyeyim tenis kortu, bir kort daha vardı. Futbol sahası, böyle sahalar da var. Demem şu üstüne basa basa diyorum. Daireyi bu paraya almış olamazsınız. Yani bir de ne almış olursunuz? Arazi almış olursunuz. Dairenin dört tarafı bahçe, önü komple açık alan, balkondan kısmen deniz manzarası da var. Bu konuma 150 metre yakınlıkta, aidatları 1000 TL. Adam biri gider 30 milyonluk bir villa alır. Ancak alıcısı, meraklısına bu daireden aldığı tadı alamaz. Daha önce Kadınlar Denizi'nde kendine ait plajı olmayan, efendime söyleyeyim bu ekstraları olmayan daireler de tanıttık. 17-18 milyon 3 artı 1 daireler, onlar satıldı. Siz de biliyorsunuz, belki görmüş olabilirsiniz de Kuşadası'nda ilgi duyanlar. Durum bu. Şimdi dedik arazisi var, işte ekstraları söyledik. Kafeyi de gösterelim. Sonra emir, komuta sizde. Evet, bu alanlar da sitemizin arkadaşlar. Bakın futbol sahası, basket sahası, tenis kortu. Bu alanlar hep sitemizin. Yani bu evi alınca burada arazi de almış olursunuz. Tek kuru kuru evi almış olamazsınız. Yani bir de ne alacaksınız? Sitenin ortak kullanım alanlarından yer edinmiş olursunuz. Böyle saatin ters tarafına doğru bir yap. Ters tarafına doğru bir yap. Bu alanlar hep sitemizin arkadaşlar. Sonra ne yapalım? Devam edelim. Evet arkadaşlar, bu da sitemizin nesi? Kafeteryası, restorantı, ileride barbekü alanları var. Burası da böyle arkadaşlar. 1000 TL aidatları var. Bu denizi de göster. Yani o evi alınca bakın, bu restorantın, kafenin yeri de arazidir. Buradan da yer almış olursunuz. Yani burada sizin olmuş olabilir. Diğer alanlar sizin olmuş olabilir. Bir gün yönetim kurulu karar verir. Der ki burayı satalım ya da başka bir şey yapalım ya da ek ev yapalım. Bunlar da sizin için artı olur. Biz çok derinlere gitmiyoruz. Çok daha ileriye gidiyordu arkadaşlar. O yüzden ne yapalım? İşte oradan başladık. Bir şeyler size gösterdik. Şimdi ne yapalım? Evimize bakalım. Evet, kendine ait özel plajı, kendine ait sosyal tesisleri, kendine ait kafeteryayı gösterdikten sonra şimdi 3 artı 1 villadan kat kat daha iyi konumu itibariyle evimizi size tanıtmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ayrıca bu evde artı bir şey daha var. Ne artı var? Bu evi alan kişi, bu sitenin ortak arazileri var. Oradan da arsa almış olur. Yani buranın, sitenin ortak alanları var arkadaşlar. Geniş mi? Geniş bahçeleri de var. Bakın bahçe o diğer tarafta var, bu tarafta var. Kendine ait plajı var dedik. Efendime söyleyeyim, kendine ait kafeteryası, oyun alanları, önü kesinlikle kapanmaz. Bu iş nasıl bir şey? Hani bir araç alırsınız ya, işte bir aracın hastası olur ya, bir aracın hastası olur. Bu evin hastası da ayrı sevgili arkadaşlar. Bu evin hastası da ayrı. Şimdi bir villa düşünün, uzakta bir yerde alacaksınız. Ne bu geniş bahçesi olur sevgili arkadaşlar, ne de kendine ait özel plajı olur, ne de arsa payı olur. Arsa. Buradan bir de arsa almış olursunuz değerli arkadaşlar. İşte bunu bilin sevgili arkadaşlar, bunu bilin. Bakın bu bahçeleri göstermeye çalışıyoruz. Ön tarafta da komple yeşil alan, asla önü kapanmıyor. 9 milyon 800 bin TL. Bu bahçeler bizim. Bakın 9 milyon 800 bin TL. Bu bahçeler bizim değil mi canım? Burayı gösterdik. Zemin katta 3 artı 1 bir dairedir. Bakın bu kattır bir daire. Dediğim gibi buranın hastası ayrıdır. Onu beyan etme çabasında oldum. Kendine ait özel plajı olan o parantezi ilgili arkadaşlar ne demek istediğimi daha iyi bilir. Buradan bir de toprak almış olursunuz. Yani bu evi alırsınız ek bir para vermeden. Söz konusu sitenin ortak kullanım alanları olan bir de toprak almış olursunuz. Zaten o zaman evin fiyatı da çok cazip gelir. Çok cazip gelir. Ondan sonra ne yaptık? Dairemizin içine. Bakın dairenin içine gireceğiz.
Bu çelik kapımız, burayı aşmayla uğraşmayalım. Sonra geldik. Geldik mühterem arkadaşlar. Geldik. Burayı kullanalım. Ben de böyle affedersin can, şimdi abla o kadar temiz ki, değerli bir hanımefendi. Ve şimdi buradan yol aldık, geldik. Değerli arkadaşlar, bu tamamen denize bakıyor. Efendime söyleyeyim, deniz kendine ait özel plajı. Bu geniş varenda, teras, işte bu alanın ismi neyse siz isimlendirin. Bu alan hepsi bizim, bahçeleri gösterdik. Değerli arkadaşlar, bahçemiz bu. 9 milyon 800 bin TL, aidatlar 1000 TL. Şu alanda böyle bu yeşilliği göster, oradan denizi biraz hafif şey yap, denizi de göstermeye çalış. Ondan sonra da bitireceğiz. Ve sevgili arkadaşlar, 3 oda salon ayrı mutfaklıdır. Eşyası satılıktır. Doğal gaz, her şey var arkadaşlar burada. Eşyasız olarak satılıktır. Bu salonumuz. Salonumuz bu mühterem arkadaşlar. Salonumuzu gösterdik. Çelik kapıdan girmiş gibi yapsak mı acaba? Yapsak mı yapmasak mı değerli ablamız hanımefendi? Evet, bu çelik kapıdan dışarıdan göstermiştik. Buradan girdiğimizi varsayıyoruz. Efendime söyleyeyim, salonu zaten gösterdik. Salonumuz bu. Sonra salonumuz bu. Bahçeleri gösterdik. Sonra geldik. Burası da mühterem arkadaşlar. Mutfağımız da bu. Evet. Dilerseniz gelin yerinde görün. Aidatlar 1000 TL. Ayrıca bir banyo, ayrı bir WC var. Bakın, bir banyo, ayrı da bir WC'si var. Bu ayak yolu. Efendime söyleyeyim, koridorlar güzel, kullanışlı. Ve banyonun kendisi de burada. Termosifon takılı, kalorifer petekleri takılı. Denize sıfır bir site içinde. Termosifon işte burada da, duşa kabini vesaire. Bu da banyomuz. Sonra yol aldık, geldik. Birinci odamız bu. Bu etti birinci odamız. Dört tarafı bahçeli. Bunu beyan etmiştik size. Dört tarafı bahçeli. 9 milyon 800 bin TL. Sonra geldik. Bu odayı da gösterelim. Evet, bu da etti bizim ikinci odamız. Böyle şey kokuyor. Ne kadar orijinal, temiz. Gerçekten insan duygulanıyor ya bazen de. Böyle kendi büyüklerimi, geçmişimi hatırladım. Çok güzel bir dizayn. Evet, burası da arkadaşlar üçüncü odamız. Balkonlara çıkılıyor hepsi. Evlerin en güzeli sizin olsun. Bu ev gerçekten güzel. Dediğim gibi, biri ev alacak olursa evler çok. Ama bu lokasyonda, bu tatlılıkta bulunur mu? O ayrı bir muamma. Bence böyle bir ev bulmak zor. O yüzden ilginiz var ise bu evi kaçırmayın.